çok da ciddi bir operasyondu. Bunu ancak AB standartlarına yapılabilir ve kara paranın zaten aklında yaklaşık 20 yıldır biliniyor. İlk defa değil. Ama ilk defa eyleme geçildi. Çünkü Rusya'nın eylem planı AB'yi de etkilemeye başladı. Misal Avrupa Birliği'nde Almanya'nın Doğu Akdeniz politikasının ilgilenildiğini hiç duydunuz mu? Kıbrıs meselesiyle doğrudan ilinti olduğunu duydunuz mu? Almanya'da AB'nin müktesabatından istifade ederek Doğu Akdeniz'deki eylem platformuna girdiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla aktörlerin sayısı ne kadar çoksa çatışma alanı da o kadar çoktur. Sonuç olarak şunu ifade edeceğim. Türkiye artık uluslararası bir mesele değil. Düne kadar etnik bir meseleydi, sonra milli bir mesele oldu, sonra uluslararasılaştırıldı, uluslararası mesele oldu. Ama şimdi bana sorarsanız, Avrasya, Orta Doğu arasında sıkışan bir adaydı. Şimdi AB'ye de girmesiyle birlikte küresel bir sorun olarak gündeme geldi. Ama kavgasız bağırmasız bir sorun. Filistin gibi değil. Doğu Akdeniz'deki ilk sorun Filistin'dir. ikincisi Kıbrıs'tır. Filistin'de kan akar, Kıbrıs'ta sulh vardır. O yüzden bu Kıbrıs meselesi kolay kolay çözülmez. Çünkü kan akmadığı, sıkıntı yaratmadığı müddetçe ilgili aktörlerin birbirinin sırtını kaşıyabileceği, destek vereceği bir parametredir. Hiç kimse vermek istemez. Dolayısıyla Kıbrıs mevzusu genel itibariyle etnik olarak Kıbrıs Türklerinin çözebileceği, ana vatanların çözebileceği bir mesele değildir. Ama küresel güçlerin de istediğini yaptırabilecek güce hayız olmadığını da söyleyebiliriz. Eğer bunu böyle düşünürsek, ada Kıbrıslarını veya sadece Türkiye'lerini ya sadece Kıbrıslar çözer dersek, biz bu meseleyi anlayamayız, vasıta çözemeyiz. Ve Türkiye sadece Kıbrıs meselesini mahkum ederek, Türkiye'nin dış politikasını, Siklet düşüttürmeye benzer. Ve bunu soğuk savaş döneminde Türkiye'ye Kıbrıs meselesini kullanarak siklet düşürdüler. 750 bin nüfusluk bir toplumu 75 bin 75 milyonluk bir güce tahvil ettiler ve eşitlediler. Şimdi abi de o, o yaşanıyor. Halbuki Türkiye'nin gayesi ne? Bölgesel güç. Bölgesel güçten küresel güç olabilmek. Ama bizim muhatabımız kim? Güney Kıbrıs'ın yönetiminin Anastasiyadis veya ilgili bir devleti veya ilgili bir parti lideri. Bu da o açıdan tehlikeli olabilir. Sonuç olarak Türkiye bu konuda son derece aktif olmak zorundadır. Ama e, parametresi iki tane olmalıdır bana göre. Bir, adadaki Türk varlığının bekasını sağlamak. ikincisi Türkiye'nin beka sorununu konu. İki tane kırmızı çizgi bize yeter. Fazla kırmızı çizgi yeşil hatta döner. Deler ve geçerler. O yüzden mümkün olduğu kadar kırmızı çizgiler üzerinde e, sabit olmak üzere e, olması arzu ediyoruz. E, bu vesileyle e, bu vakitte beni dinlediğiniz için, sabrınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun.